Futbolda bir takımın başka bir ülkenin ligine katılıp orada şampiyon olması kulağa oldukça ilginç geliyor değil mi? Örneğin komşu ülke Yunanistan takımı Olimpiakos bizim ligimize gelse ve üstüne bir de şampiyon olsa tüm dünyanın dikkatini çekerdi. Tabi günümüzde böyle bir olaya tanık olmak imkansıza yakın. Ancak geçmişte bunun birçok örneği var. Savaşlardan dolayı haritanın değişmesi, bazı ülkelerin futbolda yetersiz olması gibi birçok neden bunu etkiliyor. Ben de bugün oturup araştırdım. Başka bir ülkenin liginde şampiyon olan 14 tane takım buldum ve bunları bir video haline getirdim. Tüm bunları yaparken sizden küçücük bir ricam var. Eğer hala aramıza katılmadıysanız birkaç saniyenizi ayırıp abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Tabi destek vermek isterseniz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Rapid Wien. Listemize bu videoyu çekmeme karar verdiren takımla başlamak istiyorum. Bundesliga'da şampiyon takımlara bakarken bir anda gözüme Rapid Wien ilişti. Bu takım bir Avusturya takımıydı. Bu listede ne işi vardı? 1930'lu yılların sonu 1940'lı yılların başına doğru gidecek olursak o zamanlar Avusturya toprakları Almanya'ya aitti. Tabi doğal olarak da Rapid Wien kulübü de Almanya liglerinde mücadele ediyordu. 1938-1941 yılları arasında bir Almanya Kupası ve bir de Bundesliga şampiyonluğu yaşamışlardı. Aynı zamanda Avusturya liginde de mücadele veriyorlardı ve orada da şampiyon olmuşlardı. Belki kulağa garip geliyor ama Rapid Wien aynı sezon içerisinde hem Almanya hem de Avusturya şampiyonu olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda net bir yenilgi alan Almanya artık Avusturya'nın sahibi değildi. Rapid Wien de yeniden ülkesinin liginde oynamaya başlamıştı. Rapid Wien, Avusturya futbol tarihinin en fazla şampiyon olan takımını elinde bulundursa da 2000'li yılların ardından büyük güç kaybetti. Son 25 yılda sadece 2 defa şampiyonluk yüzü gördüler. Zaten son 10 yılda da Red Bull Salzburg'un büyük bir dominasyonu var. Bu arada Rapid Wien'in Avrupa'daki kulüpler bazında ilk uluslararası futbol organizasyonlarından biri olan 2 Mitro Cup şampiyonluğu bulunuyor. Monaco. Günümüzde Fransa liginde mücadele eden Monaco aslında bir Fransız takımı değil. Fransa'nın güneyinde etrafı Fransa topraklarıyla çevrilmiş Monaco Prensliği'ne ait bir takım. Maçlarında Monaco Prensliği'nde oynuyor. Ancak bu küçük prenslik UEFA'ya üye olmadığı için Fransız takım olarak kabul ediliyorlar. Monaco Prensliği'nde amatör düzeyde takımlar olsa da profesyonel seviyede bir lig olmadığı için Fransa liginde maçlara çıkmaya devam ediyorlar. Fransa liginde sonuncusu 2017 yılında olmak üzere 8 şampiyonlukları bulunuyor. Lig şampiyonlukları dışında bir Fransa Lig Kupası, 5 Fransa Kupası ve 2 de Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşamışlardı. Derry City. Derry City'nin hikayesine başlamadan önce İrlanda ve Kuzey İrlanda ayrımını yapmamız gerekiyor. İrlanda, Britanya adasının batısında kalan küçük bir ada ülkesi. Bu ülkenin kuzeyinde Kuzey İrlanda ülkesi var ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın 4 ülkesinden biri. Başlangıçta Kuzey İrlanda topraklarında kurulan Derry City ilk olarak ülkesinin liginde mücadele ediyordu. Hatta ülkesinde bir lig, bir de kupa şampiyonluğu yaşamışlardı. 1971 yılında güvenlik sebebiyle maçlarını 30 kilometre uzakta oynamak zorunda kalan kulüp bu çileyi çekmek istemiyordu. 1985 yılına gelindiğinde İrlanda Federasyonu'na başvurup İrlanda Ligi'ne katıldılar. 1987 yılında da yani 2 yıl sonra İrlanda'nın en üst ligine yükselmişlerdi. İrlanda'nın en üst ligine yükselmesinin üzerinden 3 yıl geçmişti ki hem lig hem kupa hem de İrlanda FA Kupası'nı kazanarak üçleme yaptılar. Bunu bırakın başka bir ülke takımının yapmasını hala bir İrlanda takımı bile yapabilmiş değil. Rekor onların elinde. Kendi ülkesinde bir lig şampiyonluğu yaşayan Derry City'nin İrlanda'da 2 lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 19 tane kupası bulunuyor. Dinamo Kiev, Zorya Luhansk, Dnipro Petrovske. Sovyetler Birliği'ni bilenleriniz vardır. Günümüz Rusya'sının kökeni olan bu ülke 1991 yılında yıkıldı. Sovyetler Birliği dağılınca tam 15 ülke bağımsızlığını kazandı. Bu ülkelerden bir tanesi de Ukrayna'ydı. Ukrayna'nın başarılı takımlarından olan bu 3 takım Sovyet Rusya Ligi'nde de şampiyonluk yaşamışlardı. Sovyet Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımı 13 şampiyonlukla Dinamo Kiev olurken diğer Ukrayna takımları Zorya'nın 1, Dnipro'nun 2 şampiyonluğu vardı. Bu arada günümüzde Ukrayna futbolu denince ilk akla gelen Shakhtar'ın Sovyet Ligi'nde şampiyonluğu bulunmuyor. 4 Sovyet Kupası zaferi yaşamış olsalar da ligde mutlu sona ulaşamamışlardı. Dinamo Minsk. Günümüzde Belarus Ligi'nde 7 şampiyonluğu bulunan Dinamo Minsk en fazla şampiyon olan 2. takım konumunda. Onlar da tıpkı Ukrayna takımları gibi Sovyet Rusya dağılmadan önce Sovyet Ligi'nde yer alıyorlardı. 1982 yılında Sovyet Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Dinamo Minsk Sovyet Kupası'nda zafere ulaşamamıştı. Dinamo Tbilis. Günümüzde bir Gürcistan takımı olan Dinamo Tbilis de aynı kaderi paylaşıyor. Napoli'den tanıdığımız Kvisha Kvaratskhelia Avrupa'ya pazarlayan Dinamo Tbilis Sovyet Ligi'nde yer alıyordu. 2 lig ve 2 kupa şampiyonluğu yaşayan takım 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte Gürcistan takımı oldu. Bu arada 1981 yılında yani hala bir Sovyet takımı iken Kupa Galipleri Kupası'nda şampiyonluk yaşamışlardı. FC Ararat Yerevan. Listemizdeki son Sovyet Rusya takımıyla videomuza devam ediyoruz. Adından da anlaşılabileceği gibi bir Ermenistan takımı olan FC Ararat Yerevan 1973 yılında Sovyet Rusya şampiyonu olmuştu. Aynı yıl Sovyet Kupası'nda kazandılar. 1975'te bir kere daha Sovyet Kupası'nı kazanmayı başarmışlardı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ermenistan Ligi'nde mücadele etmeye başlayan takımın bir Ermenistan Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Brunei DPMM FC. Sırada futbol tarihinin en fazla lig değiştiren takımı var. Brunei, Güney Asya'da bulunan, etrafı Malezya topraklarıyla çevrilmiş küçük bir sultanlık. Tabi kraliyetle yönetilen bu küçük ülkenin topraklarına sığmayan bir takımı var. Brunei Prensi tarafından kurulan ve desteklenen DPMM FC 2002 ve 2004 yıllarında Brunei Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. Ancak Brunei Ligi'nin kendilerine yetersiz olduğunu düşünen takım 2005 yılında Malezya Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte tam 4 yıl Malezya Futbol Federasyonu'na bağlı olarak futbol oynamışlardı. Bu süreçte en üst lige çıkıp 3. sıraya kadar yükselmişlerdi. Ancak 2009 yılında yine ilginç bir kararla futbol takımlarını taşıma kararı verip Singapur Futbol Federasyonu'nu ikna ettiler. Tabi artık bu duruma FIFA kayıtsız kalmadı. Brunei hükümetinin futbola müdahil olması nedeniyle kulüp Singapur Ligi'ne dahil edilmedi. Singapur Kupası'nda oynuyorlardı ancak lige dahil edilmiyorlardı. 2012 yılında bu yasağın kaldırılmasıyla birlikte artık resmen Singapur takımı olmuşlardı. O zamanlardan beri 3 tane Singapur Kupası'nın yanı sıra 2 tane de Singapur Ligi şampiyonlukları bulunuyor. Son şampiyonluğunu 2019 yılında alan DPMM FC, Singapur Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlaması nedeniyle 2019 yılında tekrar Brunei'ye dönmüştü. O yıllarda Endonezya Ligi'ne geçmek için de girişimleri oldu ancak başarıyla sonuçlanmadı. 2022 yılında Singapur'da yabancı sınırının gevşetilmesiyle birlikte tekrar Singapur Ligi'ne dönüş yapan takım hala orada mücadele veriyor. Bu arada unutmadan söyleyeyim, Singapur Federasyonu yabancı takım olduklarından dolayı Asya Kupalarına katılmasına izin vermiyor. Albirex Niigata. Brunei'nin ardından Singapur Ligi'nde şampiyonluk yaşayan bir başka takımla listemize devam ediyoruz. 2004 yılında Singapur Futbol Federasyonu düşük katılım sebebiyle lig kuramıyordu. Bu yüzden yabancı takımlar Singapur Ligi'ne davet ediliyordu. Bir Japon takımı olan Albirex Niigata böylece 2004 yılında Singapur Ligi'ne dahil olmuş oldu. Son Singapur şampiyonu unvanını elinde bulunduran Albirex kulübü 5 lig şampiyonluğu olmak üzere Singapur topraklarında toplam 17 kupa kazandı. Kadrosunu büyük oranda Japonya vatandaşı olan futbolculardan oluşturuyor. The New Saints FC. Galler her ne kadar iyi futbolcularla dolu bir milli takıma sahip olsa da iyi bir lige sahip değiller. Öyle ki takımlar için Avrupa elemelerini geçip gruplara kalmak büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Tabi dışarıdan bir takımın gelip bu ligde şampiyon olması da diğer liglere göre çok daha kolay. Bir İngiliz takımı olan The New Saints FC de tam olarak bunu yapıyor aslında. Son 12 yılın 10 tanesinde şampiyon olan The New Saints FC, İngiltere'nin Galler sınırında bulunan bir kasabayı temsil ediyor. Ancak The New Saints FC'nin az önce anlattığım DPMM FC veya Albirex Niigata gibi uluslararası kupalara katılamama gibi bir sorunu yok. Galler Futbol Federasyonu The New Saints FC'nin Avrupa kupalarında kendilerini temsil etmesine izin veriyor. Cardiff City ve Swansea City. Galler Ligi'nde maçlara çıkan bir takımdan bahsettik, şimdi tam tersinden bahsedeceğiz. Videomuzun kapanışını İngiltere Liglerine katılan ancak aslında Galler takımı olan Swansea City ve Cardiff City ile yapmak istiyorum. Adından da anlaşılabileceği gibi Cardiff City bir Galler takımı. Biliyorsunuz Cardiff şehri Galler'in başkenti. Swansea City ise Galler'in güneyindeki Swansea şehrini temsil ediyor. İki takım da geçmişte Premier Lig'e çıksalar da Premier Lig'de şampiyonluk yaşayamadılar. Şu anda İngiltere'nin ikinci kademe ligi olan Championship'te mücadele veriyorlar. Premier Lig'de şampiyonlukları olmasa da alt kademeliklerde şampiyonluk yaşayan bu iki takım bence videomuza girmeyi hak ediyor. Swansea City İngiltere 3. ve 4. liglerinde şampiyon olurken bir defa İngiltere Lig Kupası'nı, 2 defa da Papa John's Kupası'nı kazandı. Cardiff City ise İngiltere 2. ve 4. liglerinde şampiyon olmuştu. Ayrıca bir FA Cup, bir de İngiltere Süper Kupa zaferi yaşadı. Bu arada Cardiff City'nin başkanı Kıbrıslı bir ailenin çocuğu olan Mehmet Dalman. Evet, başka bir ülkenin liginde şampiyon olan 14 takım bu şekildeydi. Bu 14 takım arasından size göre en ilginç olanı hangisiydi? Fikrinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar olsun. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.